Ama uzattınız, niye konuşuyorsunuz? Konuşuyoruz. Çünkü konuşmamız gerekiyor. Şundan dolayı Türkiye siyasi tarihinin en kritik ama en kritik seçimlerinden birini yaşayacağız. Bir başka şansımız olmayabilir bir daha. Ve Türkiye'nin nasıl bir yöne gideceğini de belirleyeceğiz. Özellikle gençler önlerinde nasıl bir gelecek olacak, nasıl bir ülkede yaşayacaklar, buna karar verecekler. Bunun için Muharrem İnce'nin kararını konuşuyoruz. Herhangi sıradan bir seçim olsaydı derdik ki Muharrem İnce elbette ki demokratik hakkın, istediğin gibi gir, problem değil. Ama bu seçim o seçim değil. Sadece Muharrem İnce için değil, hiç İçindir. kimsenin şahsi çıkarlarını, keyfini, zevkini şöyle bir bakayım. Ne kadar iyiymişim, iyiymişim, bunu tartayım. Bu seçim o seçim değil. Dolayısıyla bu yüzden konuşuyoruz. Bu bizi seyredenlere bir not. Şimdi şöyle başlayalım. İstersen ilk soruyu siz sormak isterseniz. Barış sen başla Fikri Bey'e sorarak ya da Şöyle ben bir önce bir paylaşarak. yorum hani bu süreçle ilgili. Bir Fikri Bey birinci bölümde konuştuk. Ben şunu anlattım. Hani herkesin beklentisi Kemal Bey'in gidip Muharrem İnce'ye toplantı odasında hani bir zamanlar söylediği gibi gel Muharrem dediği gibi yine gel Muharrem demesi ve bir teklif yapmasıydı. Ama hiç böyle bir şey olmamış. Yani o salonda hiç böyle şeyler konuşulmamış. Kuşkusuz Memleket Partisi'nden eminim ki aksettirilenler de öyle. Bu beklenti vardır. Yani düşünün ki bir cumhurbaşkanı adayı geliyor ve başka cumhurbaşkanı adayına bir teklifte bulunacak beklentisi vardır ama onlar da hani bunu aşağı yukarı teyit ediyorlar. Böyle bir görüşme olmamış. Ama bence asıl mesajlar kapının önünde verildi. Bunu da söyledim. Nasıl kapının önünde verildi? Kemal Kılıçdaroğlu İbrahim sofrası dedi. Muharrem İnce daha kızgın gibiydi sanki. Daha sert mesajlar verdi. Şimdi ben bir soruları sormamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu hani sizin de önünüze koyacağım. Bakın çok temel bir soru. Çok hani tabiri caizse hani aptal soru derler ya öyle aptal bir soruyla Estağfurullah. başlayayım kendi adıma. O vazife bana düşsün. Estağfurullah. Şöyle şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı, Muharrem İnce de Cumhurbaşkanı adayı. Biz neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye gidişini konuşuyoruz? Neden hiç Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu neden gitmiyor diye konuşmuyoruz? Çok hani basit bir soruymuş gibi görünüyor değil mi? Şimdi bu aslında çok temel bir mesele. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bize çok uzun süredir ben kazanacak adayım. Ben bu seçimi kazanacağım diyor. Muharrem İnce de kendisinin bugün o toplantıdan sonra katıldığı televizyon programında bile benim oyum %51 demedi. Bakın. Farkında. Önümüzdeki böyle bir yerden başlıyorum. Bu propaganda sürecinin sonunda olabilir dedi. Şimdi ama bir gerçek var, bir realite var. O da şu. Muharrem İnce iktidardan memnun olmayan ama muhalefetin yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında birikmiş muhalefeti söylüyorum yoksa sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bu muhalefetten de tatmin olmayan bir kitleye oynuyor. İşte kimi gençler, Doğru. kimi AKP'den hoşnutsuz savrulmuş kesimler ama çoğunlukla Cumhuriyet Halk Partisi veya bu altı masadaki muhalefet partisinin oluşturduğu ortalamadan rahatsız olanlar. Tabii Ha. tabii. Kemal Kılıçdaroğlu bunun çok farkında. Yani Muharrem İnce'nin asıl konumlandığı yerin kendi siyasi hattını sallayarak düşen elmaları toplamak olduğunu çok farkında. Ve bu nedenle bana kalırsa şunu yapmaya çalıştı. Hiç toplantıda hiçbir ittifak teklif etmedi. Biliyordu o da bence zaten etse ne olacağını. Ama kapının önünde şunu söyledi. Bakın ben geldim. Halil İbrahim sofrasına davet ettim. Yapacağımı yaptım. İki, Muharrem İnce'ye oy verecekleri dedi ki yarın ben buradayım. Bu köprüyü bugün kurmuş oldu. Ve o kitleyle de bağını koparmadı. Neden derseniz Muharrem İnce çok büyük oranda aslında Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ile kavgası sayesinde büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunun farkında o kavgayı büyütmemeye çalıştı. Benim çizdiğim tablo bu. Bu akşamın özetini ben böyle yapıyorum. Siz ne dersiniz toplantının arkasına ve önüne baktığınız zaman? Doğru, çok doğru bir yorum. Ama daha öncesine de bakmak gerekiyor. Muharrem İnce niye partiden ayrıldı? Niçin bir parti kurdu? Bir senedir o partisini neden büyütmeye çalışıyor? Ve Muharrem İnce seçim arifesinde
100 bin imza değil 115 bin imzayı toplayıp bu yeterdir niye dedi. Bugün bile 2500 üye partisine kaydolduğunu söyledi. Neden söyledi? Bunlara bakmak lazım. Dolayısıyla sevgili Barış senin yorumun bu doğrultuda. Şimdi benim de içeriden aldığım bilgiye göre senin aktardığın gibi diğerlerinden çok farklı belki ama hiç gel beraber gidelim ya da birlikte yol yürüyelim sözü edilmemiş. Halil İbrahim sofrasını da dışarıda söylemiş. Hatta söyledikleri zaman memleket partililerin bana verdiği ifadede şaşırdık. İçeride niye bunu söylemedi de dışarıda söyledi diye. İçerideki görüşmeler sadece altılı masa nasıl kuruldu, ne yapmak istiyor? Memleket Partisi nasıl kuruldu, ne yapmak istiyor? Deprem bölgesi ve deprem sonrasındaki Türkiye ne duruma düşecek? Ve hiç söylenmeyen ama Muharrem'in, sevgili Muharrem İnce'nin sitemi trollların Cumhurbaşkanı adaylığı karşısında iktidar ve muhalefet trollarının saldırısına uğramanın sitemi. Bunlar konuşulmuş. Çıkarken de işte dediğiniz gibi Halil İbrahim sofrasından bahsedilmiş. Şimdi bir ön görüşme yapılmadığına göre Muharrem İnce'nin yarın Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi beklenmemeli. Çünkü bu tip işler, sizler de birinci bölümü biraz izleyebildim, sizler de onu söylüyorsunuz. Bir ön hazırlık olur. Yani siyasette her zaman vardır. Bu ön hazırlık ikinci, üçüncü adamlar vasıtasıyla yapılır. Sonra liderler giderler, yani genel başkanlar giderler. O hazırlığın üzerinde son rötuşları yaparlar ve karara bağlarlar. Şimdi bu biraz toplumun baskısıyla yapılmış bir görüşme gibi o. Yani diğer siyasi partilerle de gidiliyor. Buraya da gidelim. Ben olsaydım Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde önce Muharrem'den başlardım. Çünkü Muharrem geçen 2018'de %30.67 oy almış. Cumhuriyet Halk Partisi %22.67 oy aldığı bir noktada. Yani bu diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanlığı havasıydı. Evet havasıydı. Fakat o günden bugüne kadar baktığınızda işte yani ayaklarımızı yere basarak doğru analizler yapmalıyız. Baktığımızda Muharrem'in toplum tarafından beğenildiği görülüyor. Aradan da 5 sene geçti. Şimdi Muharrem bu iddiasını devam ettirdi. Bu iddiasını devam ettirirken de CHP'nin içerisinde kalma doğrultusunda devam ettirdi. Fakat daha 2018'in Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi ertesinden birçok tezviratla karşı karşıya kaldı. Birinci bölümde sizlerden izleyebildiğim kadar Muharrem'in çok duygusal bir insan olduğunu söylediniz. Haklısınız. Ben her iki kişiyi de gayet iyi tanıyorum. Muharrem İnce çok duygusaldır. Ama en önemli özelliği içinin ve dışının bir olduğudur. Yani aklına geleni rahatlıkla söyleyebilir. Çekinmez. Siyaseti çok anlayış, siyaset anlayışı bu dürüstlük içerisindedir. Onun için espri de yapar. Yalan söylemez. Doğruları söylemeye çalışır. Bildiği doğruları söylemeye çalışır. Kemal Bey ise öyle değildir. Kemal Bey sakindir. Dinler. Ne yapacağını daha sonra görürsünüz. Şimdi bu şeyden biz çok fazla umutlu olmayalım. Çok da ben bundan üzülüyorum. Aslında neden böyle ikili bir tartışma bizim cenahta yapılıyor? Bu beni üzüyor. Onun doğrusunu söyleyeyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu bir ailesinden gelen bir insan olarak ve 40 yıl, benim bu sene 40. yılım, 40 yıldır da emek verdiğim bir siyasi partinin ve Türkiye'nin, Şirin Hanım'ın söylediği gibi, gerçekten Türkiye bugün son derece önemli bir virajda. Ya şer'i hükümlere tabi olan bir ülke haline dönecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin arasına bir sıfat gelecek, İslam Cumhuriyeti, ya da Türkiye laik, demokratik
sosyal hukuk devleti olarak çağdaşlıkça devam edecek. Bu seçim o nedenle çok önemli. Bunun için de biz Muharrem İnce'nin varlığını tartışıyoruz. Evet. Ama Kemal Bey'in izin verir misiniz? Tabii. Altılı Masa bir sinerji yarattı toplumda. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun anlayışı toplumda hakim oldu. Çünkü ekonomi çöktü, insanlar yumurta alamaz hale geldiler. Çocuklarının iki çocuğundan birini okula gönderemez hale geldiler. Böyle bir ortamda yeter ki bunlar gitsinler, ne olursa olsun anlayışı var. Bunu düzgün bir vaziyette sürdürmemiz gerekiyor. Ben Muharrem İnce'nin varlığının birinci turda neticelenmesine neden olacak düşüncede değilim. Eğer birden fazla aday olursa ki Recep Tayyip Erdoğan'ın da varlığını engelleyecek bir sürü iki aday daha tam var. Tam anlaşılmadı ortalıkta. Fikri Bey. Siz ne dediniz Muharrem İnce'nin birinci tur? Ya Muharrem İnce'nin çekilmesi şimdi isteniliyor değil mi? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu siz hemen kazansın diye birinci turda. Siz bunun olmayabileceğini düşünüyorsunuz. Efendim? Siz bunun böyle olmayacağını yani illa da Muharrem İnce çekildi diye Muharrem birinci İnce, tur bitti. Muharrem İnce veya Ogan çekilip ikili olduğunda Suat Bey'in de söylediği gibi ya da diğer arkadaşlarımızın %50-%50 şans vardır. Bunlardan bir tanesi kazanacaktır, bakılır. Ve dolayısıyla birinci turda Kemal Bey mi daha şanslıdır, Recep Tayyip Erdoğan mı daha şanslıdır, onu iyi görmek lazım. Yani bakarsanız kamuoyu araştırmalarında hala AKP birinci parti görünüyor. Ama Recep burada Tayyip zaten şimdi bir dakika ama burada anlayamadım. Zaten kimse illa da yani zaten durum kritik olduğu için herkes oylar bölünmesin diyor. Yani siz yani şimdi Muharrem İnce'nin çekilmesi elbette ki bu kritik durumu bir nebze aşağı indirmeyecek midir Fikri Bey? Tam anlayamadım ben sizin. Ya siz şöyle diyorum. Muharrem İnce'nin gördüğüm kadarıyla kendisinin de iddiası AKP'den oy aldı. Yani sağ kanattan oy aldı. CHP'den değil. CHP doğrudan doğruya var olan bütün gücüyle Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Bu çok önemli. Önemli olan Recep Tayyip Erdoğan'ı kaybettirmekse onun formülü herkesi çekip ikisini karşı karşıya bırakmak değildir. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki galiba Suat Bey sizden daha farklı düşünüyor. Buyurun evet. Suat Bey. Şimdi Fikri Bey'in söylediği